olan Aslı'ya oldu tabii. Günlerdir odasından çıkmıyor kızcağız. Çıkmaz tabii. Ben olsam odadan değil evden dışarı çıkmam. Bakıyorum da siz Aslı'yı pek bir tutuyorsunuz bu aralar. Tutarım tabii. Ben şimdiye kadar ağzımı açıp bir laf söyledim mi ona? Ha? Babası hapiste. Ablasının kırdığı ceviz belli. Annesi de gündelikçi. Bütün bunların içinde kızcağız çalışmış, didinmiş, tıp fakültesinin sınavlarını kazanmış. Helal olsun. Ha, görürsünüz. Öyle saf saf ortalarda dolanırken biraz zor bitirir tıbbımı bu. Hah, çok haklısın kızım. Tıp fakültesi saflık, asalet yeri değil. Şeytanlık, fesatlık müessesesi değil mi? Sen onu bırak da kendi hayatına bak Mine Hanım. Sınavlardan ne haber? İlk notlar nasıl? İyiyim, çalıştık ya. Böyle yavaş yavaş açıklanıyor. Günaydın. Günaydın kızım. Nasıl Mine'nin odası, beğendin mi? Ben iyiyim de vallahi. Efe de aradı, sordu şimdi. Bu Aslı'yı ne yapacağız? Yani odasından çıkmayacak mı bugün yine? Ben çıkıyorum. Önemli mi anne? Senin çıkmandan daha önemli ne olabilir kızım? Hepimiz günlerdir kahrolduk. Okula gidiyorsun inşallah artık değil mi? Tabii ki okula gidiyorum. Ablam arkadaşlarımın babalarıyla ilişkiye giriyor diye eve kapanıp hayatımı karartacak değilim. Ablan çok üzülüyor be kızım. Hadi odanızı ayırdın. Kardeşim bir daha yüzüme bakmayacak mı diye kahroluyor. Haklı tabii. O ne yaparsa yapsın insanların yüzüne rahatça bakabiliyor. Biz onun kadar olamadık. İzninle ben çıkıyorum anne. Ne bekliyorsun ki? Boynuna sarılıp gül oynaya sana kahvaltı falan hazırlamasını mı? Evet, Orta Doğu'nun ve Balkanların en nefis omleti geldi. Leban Hanım'ın kızarmış ekmekleri vardı. Nerede kaldı çocuklar? Geldi şefim. Sıcak sıcak. El yakıyor valla. Kraliçelerinin başka bir emri yoksa ben de okula gitmek için müsaadenizi rica ediyorum. Git tabii canım. Geç kalma okula. Tamam o zaman. Çantamı alayım ve öpücük hemen geliyor. Anlaşıldı ortak. Doktorun bile bu kadar çabuk iyileşiyor olmana şaşırdı Leman'cığım. Yani Deniz de ben de senin bu gücüne hayranız. Bir de şu eski neşen yerine gelsin. Benim eski neşem Alsancak vapuruna benzemiyor Murat. Öyle hemen gelmesi mümkün değil. O çocuğu 7 gün 24 saat karnında taşıyan sen değildin. İçimde öyle büyük bir boşluk var ki. Bunu anlayabileceğini bile sanmıyorum. Anneciğim, ilaçlarını saatinde alıyorsun, tamam mı? Tamam değil mi bak? O zaman içim rahat rahat okula gidebilirim ben. Hadi hoşça kal. Güle güle. Güle güle. Şimdi bunlar Aslı ile görüşüyor mu? Ne görüşmesi Leman? Yani günlerdir Deniz'in telefonla çıkmıyormuş bile Aslı. Ha, bizimki de arıyormuş yani. Lemancığım, bu çocuklar birbirlerini seviyorlardı. Yani biraz zaman tanı Deniz'e. Benim zaman falan vermeme gerek kalmamış. Baksana, utancından kendi telefonlara çıkamıyormuş. Zaten yakında hiçbir telefona çıkamaz hale gelir. O niye? Kim bilir? Baksana, ablası arkadaşlarının ailelerinden birileriyle birlikte olmaya alışık nasıl olsa. Belki de şimdi Efe'nin abini ayarlıyordur. Olamaz mı? Canan'ın hamile olduğunu duyunca pes demiştim ama yani şimdi Murat abinin de işin içinde olması yok artık dedirtecek cinsten. Vallahi kimseye ayıplama birader. Bak yarın öbür gün sen de evleneceksin. Hatta çoluğun çocuğun olacak. Büyük konuşma istersen. Efe. Ya kusura bakma ama sen şimdi bize niye geliyorsun?
Ya niye geleceğim? Kaç gün oldu bir davetiye beğenemediniz ya. Bugün o iş hallolana kadar siz nereye ben oraya. Ya ne demek siz nereye ben oraya Efe ya? Senin göbeğini bizimle mi kestiler Efe? Göbeğimiz değil de hatırlarsan sünnetimiz beraber yapılmıştı birader. Hani ayıptır söylemesi kardeşiz ya. Efe. Ya niye anlamıyorsunuz arkadaşlar ya? Yani siz evlenip annemler de Urla'ya dönmeden bana rahat yok İstanbul'da ya. Yani ne sevgilimle görüşebiliyorum ne ticaret hayatında gönlümce faaliyet gösterebiliyorum ya. Ha şimdi yani bizim davetiyeler basılıp düğünümüz yapılınca senin de hiçbir problemin kalmayacak yani öyle mi Efe? Aynen öyle yenge. O zaman abinin düğünden sonra da annem babam bizimle kalsın dediğinden haberin var mı? Ne? Yani niye kendi ocağın dahil herkesin ocağını incir ağacı dikiyorsun anlamıyorum ben. Efe uğraşma oğlum benimle. Bak bizim düğünümüze kadar kendine iyi bir iş buldun buldun. Yoksa babamlar seni Urla'nın güzel deniz manzaralı şen bir dershanesine yazdırıyorlar haberin olsun tamam mı? Of! 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 Ya farmakoloji zor muydu? Neler sormuş? Vallahi çalışana kolay, çalışmayana zor. Ben şimdi ne söyleyeyim ki sana? Haklısınız tabii. Ya bir de üst sınıflardan not almak için bir sürü para vermiştim ama şimdi hepsi boşuna gitti tabii. Aslı? Günaydın hocam, buyurun. Burada konuşmayalım. Seni hemen odamda bekliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Sonra görüşürüz kızla. Ben bunlara ufaktan ifrit olmaya başladım ha. Odamda bekliyorum durumları falan. Ne yapıyorlar odada? Ya aslında günahlarını mı alıyoruz sence? Ne günahı kızım? Ayağın beyanı ortada işte. Bilmem. Kız biraz saf gibi. Sanki cesaret edemez gibi geliyor bana. Saf olan sensin. Asıl sen böylelerinden kork. Var mısın öğrenelim? Nasıl yapacaksın? Sen o işi bana bırak. Var mısın iddiasına? Kesin aralarında bir şey var. Ne yapacaksın sınav sonuçlarını? Seninkiler sürekli soruyor. Ay bilmiyorum ki ya. Hele bir açıklansın da bakarız. Ya takıldığım bir iki ders varsa ablan olarak sana yardım edebilirim. Hem ne de olsa aynı evde yaşıyoruz. Ben sana kira vermem, sen de bana ders ücreti. Ne dersin? Ya sen var ya tam Efe'nin kalemisin ha. Aa bak Aslı'nın kalemi de orada oturuyor. Boş versene sen. Onun kalemi çoktan kırıldı. Hadi gel bir bakalım. Sevgilim artık benimle konuşmak bile istemediğini biliyorum. O yüzden sana bunları yazıyorum. Ne desen? Hiç beceremiyorsun ki zaten. Selam. Benim de aklımdan tam sen geçiyordun. Ne yapıyorsun? Ne yazıyorsun? Ödev işte. Beceremiyorum zaten. Ne yapıyorsun? İyilik, senden ne haber? İşte ne olsun. Haberler sizde. Nasıl Aslı, gördünüz mü bugün? Ya Deniz, ben seni anlamıyorum biliyor musun? Yani sen o gün bütün iyi niyetine, bütün dürüstlüğüne rağmen her şeyi anlatıyorsun ve seni öylece terk edip giden birini nasıl alıyor da hala düşünüyorsun anlamıyorum. Ya bak, ona yalan söyledik tamam mı? Ve yerinde kim olsa öyle davranırdı. Hatta belki suratıma bir tokat bile patlatabilirdi yani. Neyse. Benim derse girmem lazım. Sen bilirsin esas olan. Sıkma canını. Yani ne bileyim, her şey olacağına varır. Neyse işte, deniyorum zaten. Hadi görüşürüz. Madem çok merak ediyorsun, Aslı bugün hayata döndü. Sınavı varmış galiba. Sen de dönsen iyi olur artık. Sağ ol. Kaç gündür neredesin Aslı? Telefonun sürekli kapalı. Farmakoloji sınavına girmemişsin bile. Vizelerine çalışmak için benim yanımdan ayrılıyorsun ve sonra günlerce okula uğramıyorsun. Eğer böyle gidersen bu okulu biraz zor bitirirsin. Ben sadece sizinle konuştuğumuz günden beri hayatımdaki doğru cevapları bulmaya çalışıyordum. Her şeyi bu kadar ihmal ettiğine göre doğru cevabı bulmuşsundur artık umarım. Maalesef buldum hocam. İnsan neden kendi ailesini seçemiyor? Neden onların günahlarının bedelini hep biz ödemek zorundayız? Bak Aslı, evde neler olup bittiğini bilmiyorum. Anlaşılan o ki pek de iyi şeyler olmamış. Ama sonuçta bu da senin hayatın. Ve ne olursa olsun bu okuldan kopamazsın. Biliyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım vardı. Size haber veremediğim için üzgünüm. Benim bu kadar düşündüğünüzü inanın bilmiyordum. Tabii ki seni düşünüyorum. Sen çok özel bir kızsın aslında.
Tamam, belki az önce biraz fazla üzerine geldim. Özür dilerim. Ama sana hayatınla ilgili gerçekleri de söylemek zorundayım. Keşke herkes sizin gibi sadece gerçekleri söylese hocam. Acı da olsa sadece gerçekleri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.